Arkadaşlar merhaba. Bir denemenin çözümünü ile birlikte başlıyoruz sizlerle. Bakın birinci sorumuza baktığımızda bir atlama yarışmasında bakın yerden yüksekliğinin 150 santim olarak verilmiş. Hemen bakıyoruz. Bakın okulun beden eğitimi öğretmeni Cihat Bey bu yüksekliğin en az %20'si kadar olmasını istemiş. Buradan zıplayacak olan kişinin. Bakın bunun %20'sini hesaplamak demek. Bakın 150'nin %20'si 150 çarpı %20'si demek 20 bölü 100'le çarpmak demek. 20 bölü 100 bakın gitti gitti bu 2 sıfır gitti 30 fazlası olmasını istiyor. Bakın 150'nin 30 fazlası ne yapar? 150 artı 30'dan 180 santim yapar. Beden eğitimi öğretmeni Cihat Bey buradan zıplayacak olan kişinin en fazla hani 180 santim olmasını istiyor. Bakın velinin boyuna baktığımız zaman 1 çarpı 10 üzeri 0 buradaki çözümlemede 1,81. Evet diyoruz ki bir olabilir. 180 santim ve üzeri yarışmaya katılabiliyor diyor. Bakın Mesut'un boyuna bakacak olursak 1 virgül ne demiş bize? Bakın 1 virgül 93. Bakın Arda'nın boyuna bakacağımız zaman hemen çözümlenmiş sayıya bakıyorum. Diyorum ki 1 virgül 79. Bakın Cemil'in boyuna bakıyorum. 1 virgül 85 arkadaşlar. 180 santim demek metreye çevirdiğimizde 1,8 metredir. 1,8'den eşit veya daha fazlası olabilirken bunun daha altını yarışma için kabul etmiyor. Bu. Arada bu sınırın altında kaldığı için olamaz. Cevabımız C seçeneği. Bakın ikinci soruda sadece bir yorum sorusu her zaman doğru olabileceğini söylemiş. Burada baktığımız zaman cevabın C seçeneği olduğunu görürüz arkadaşlar. Negatif bir sayının tek sayı kuvveti her zaman nedir? Negatiftir. Örneğin ben eksi bir sayısının üçüncü kuvvetini alırsam bak negatif bir sayı bu başka bir sayı da olabilir. Tek sayı kuvveti daima negatif parantez olsun veya olmasın arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Bakın üçüncü soru aslında bir ekok problemini bize bölme yardımıyla göstermiş. Bakın A sayısı 10 ile bölünebilen bir sayı kalan 3. A sayısı 12 ile bölünebilen bir sayı kalan 5. Şimdi bu bölme işlemini devam ettirebilmem için yani 3 kalmış. 7 daha olsaydı bakın burası 10 olurdu ve bölme devam ederdi. Bakın burası 7 daha olsaydı diyorum ki bu bölme işlemi devam ederdi arkadaşlar. Bakın bu bölme işlemi devam ederdi. Yani A sayısı 10 ve 12'nin bir katı olacak arkadaşlar. Ekok olacak. 10 ve 12'nin en küçük ortak katına baktığımız zaman ne buluruz arkadaşlar? 10 ve 12'nin en küçük ortak katını. Onar onar saydığımda mesela bunun en küçük ortak katını ne bulabilirim? Ben 120 bulabilirim mesela veya 60, 60 bulabilirim, 120 bulabilirim, 60'ın katları olabilir bak. 120 desem ama 120 olsa tam bölünür. Kalanlı olduğu için bakın 7 tane daha olsaydı diyoruz. Olmadığı için 120'den 7'yi çıkartıyoruz ve cevabımıza 113 şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Bakın dördüncü soruda karekökü sayılarda bir işlem sormuş. Bakın bu pencerenin uzunluğuna 0,81 metre demiş. 0,81 bakın karekök 0,81 kök dışına 0,9 diye çıkar. Burada bakın 0,9 metre dediğimiz şey aslında nedir arkadaşlar? 90 santim olduğunu biliyoruz bakın. Bize diyor ki bu ben jalüzili perdeler yapacağım. Yani böyle dikdörtgen şeklinde aralıkların olduğu. Ve bunun genişliğinin 5,76 olduğunu biliyoruz. Bakın 5,76 demek karekök 5,76 aslında 24 bölü 10 diye kök dışına çıkar arkadaşlar. Bu 24 bölü 10'dan diyor ki 25 tane var. Bu pencerenin tamamının uzunluğu 90 santim. Burada 24 bölü 10'luk o dikdörtgenlerden 25 tane var.
Bakın ben burada bu çarpma işlemini yaptığım zaman şunu buluyorum, 60 santim olarak buluyoruz arkadaşlar. Tamam, burayı yaptığımız zaman 60 olarak buluyoruz. Bakın 90 santimin 60 santimi bu dikdörtgenler kapalı yerlere gitti. Aradaki fark ne kadar? 90'dan 60'ı çıkarttığımız zaman 30 santimlik bir fark kaldı. O ise iki dikdörtgen parçası arasındaki boşluğu ifade ediyor arkadaşlar. Peki burada bakın 25 tane dikdörtgen varsa kaç tane aralık vardır? Tıpkı direk gibi düşünün. Bakın iki dikdörtgenin arasında bir boşluk var. O zaman 25 dikdörtgenin arasında 25 dikdörtgende kaç boşluk var? 24 tane boşluk var diyoruz. Ben bu 30 santim 24'e böldüğümde, 30'u 24'e böldüğümde bir tane boşluğu 1,25 olarak A seçeneği olarak buluruz arkadaşlar. Bakın 5. soruda ondalık gösterimli virgüllü bir sayıyı onun kuvveti olarak ifade etme sorulmuş bize. Bakın buna baktığımız zaman virgülü eğer sol tarafa kaydırıp küçültüyorsam onun kuvvetinde ne yapıyorum? Bir büyüme yapıyorum. Bir tarafı küçültüyorsam diğer tarafı büyütüyorum. Bakın bunun cevabına C olamaz diyorum. Neden? Şimdi ben buradaki sayıyı bakın örneğimizde 8,135. Bak bu sayıyı bir tane küçültsem burada yani 0,835 olsa. Burada bir tane küçültüyorsam burada onun kuvvetinde bir tane büyütmem lazım. Eksi 4'tü. Bir tane büyüttüm. Eksi 3 olur. Bakın burada eksi 5 diyerek yanlış yapmış. Cevabımız C seçeneği. Gelelim 6. soruya. Bakın bir karenin köşegen uzunluğunun bir kenarının kök 2 katı olduğunu söylüyor. Her zaman bildiğimiz dairenin çevresinin formülünü ve alanının formülünü veriyor. Buna göre çevre uzunluğunun kesinlikle bir irrasyonel sayı. Bakın irrasyonel sayı kökün dışına çıkamayan, tam kare sayılardan oluşmayandır aslında. Biz bu sorunun cevabı için mesela B seçeneği dedim. Dik ikizkenar dik üçgen şeklinde 50 metrekarelik bir yüzme havuzu oluşur diyemeyiz. Bakın bu bir çevremiz kesinlikle irrasyonel sayıdır. Mesela düşünün bir ikizkenar bir dik üçgen düşünün. İki kenarın uzunluğu da eşit üçgendir. Mesela burası 10 kadarsa, 10 kadarsa aslında buradan çizilen, bu köşeden bu köşeye çizilen şey onun kök 2 kadardır arkadaşlar. Bakın 10 kök 2. Ben bunun çevresini topladığımda köklü bir ifade var ve bu köklü ifade kök dışına çıkamıyor. O yüzden kesinlikle cevabımız bu seçenektir. Bakın burada sayıları keyfi olarak verdim. Yani hiçbir zaman mesela bir dik üçgen şeklinde 50 metrekarelik bir yüzme havuzu bu. Yani normal bir sayı olacak şekilde bir yüzme havuzu oluşturamam. Kesinlikle bu bir irrasyonel sayı olur diyoruz arkadaşlar. Bakın alanı 50 ise kenar uzunluklarını 10-10 dedim. Çünkü üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Bakın 7. soruda ise bir mesela burada bir rafımız var. Bu rafa kitapları yerleştirmemizi istiyor. Bakın şöyle söylüyor. Her birinde 4 raf ve 5 adet kitap bulunmaktadır. Her birinde 4 raf var. 5 adet kitap bulunuyor ve her rafa 16 kitap yerleştiriliyor. Tamam. Her kitap 500 sayfa. Bunca çarpma işlemini yapmamızı istiyor bizden aslında. Bakın şöyle yapsak 5 kere 4 20. 20 ile 500'ü çarparsak bakın hemen şöyle 20 çarpı 500 diyelim. Sonra 16 ile çarpalım. Bakın burası 10, yanına 3 tane 0 ekledim. Bakın burası ne oldu? 16 çarpı 1, 2, 3, 4 sıfırı var. 10 üzeri 4. Ama bunu bilimsel gösterebilmek demek. Onun yanındaki sayının 1 ve 10 arasında olması gerekiyor. Bakın bunu bir tane küçülttüm. Burada bir tane büyüttüm ve cevaba B seçeneği dedik. Bakın. 8. sorumuz aslında bir sayının çarpanlarını bulma sorusu ve bunu bir modele dökmüş. Bakın Selim Usta askılık yapacakmış ve bu askılığı yaparken bir sayının çarpanları kadar mesafelerle askılıklarını yerleştiriyormuş. Ve boşluk kalmasın istiyor. Demek ki son askılığı mesela buraya koyduğunda buradaki bütün bu askılığın uzunluğu toplamı aslında elindeki uzunluğu verecek. Bak
Mesela 28 için bakalım. Aslında soru bize şunu söylüyor. Bakın 28'in 28 dışındaki çarpanlarının toplamı 28 olacak mı? Bakın örneği iyi anlamaya çalıştığımda 8'in çarpanları 1'e 8, 2'ye 4 bak. 4'ü almadım. Yani 8'i almadım. 4, 6, 7 bak burada boşluk kaldı. Ve o boşluk kalmasın istiyor. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Bakın 28'in çarpanları 1, 2, 4, 7, 14 ve 28. Ama kendini almıyor. Neden? Kendi uzunluğu dışında demiş bakın. Buranın toplamı kaç eder? Bakın 18, 20, 28 eder. Bak kendi dışında bütün çarpanlarının toplamı 28 etti. O zaman en sonuna kadar geldi. Yani bir boşluk kalmadı. Bakın bu şartta 248 sağlanmıyor. Ama 496'ya bakarsam, bakın 496 işte 1'e 496'ya alma. 2'yi al. Ondan sonra 200 mesela 48'i al. İşte 4'e 124'ü al. Sonra işte devam ettir bunu. Bütün çarpanlarını topladığımda kendi dışındakileri bu sağlıyor arkadaşlar. Cevabımız o yüzden C seçeneği oluyor. Bakın bir sonraki sorumuz, 9. sorumuzla devam edelim. 9. soruda bir şifre oluşturmamızı istiyor. Bakın bu şifreyi oluştururken diyor ki sim kartının binler bölüğünde sadece bir tane asal çarpan vardır. Sadece bir asal çarpan vardır. Bakın binler bölüğü burası. A ve 7. Sadece bir tane asal çarpanı vardır diyorum. Bakın ben buraya değerler vereceğim. Sim kodu hem 4'e hem de 9 ile kalansız bölünebilecek. Bir sayının 4 ile bölünebilmesi için son rakamının ya çift sıfır ya da 4'ün katı olması gerekiyor. Ben burası için şöyle söyledim. Bakın C sayımız şöyle yazacak olursak A, 7, B, 4. C sayısına 8 versem bakın 48, 4 ile bölünebilir diyoruz. Sonrasında en fazla bakın rakamları toplamı en fazla olacak şekilde yazıyorum. Burada A sayımız içinde ben 6 seçebilsem bak 6 seçsem. Bak binler bölüğündeki sayı, binler bölüğündeki sayı 67 olur bak. 67 sayısının tek bir asal çarpanı var o da 67. A'yı 6 seçsem, B'yi de mesela ne seçsem 2 seçsem. Çünkü en fazla rakamları topladığımda 9'un katı bu şekilde oluyor. Bakın A, B, C sayılarının toplamı da buradan 16 olarak buluruz. 10. soruda hangisini eklediğimde bir doğal sayı elde ederim veya bu soru karşımıza hangisiyle çarparsak bir doğal sayı elde ederim gibi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın ben burada 3 kök 7'li yani köklü ifadeyi yok etmem lazım. O yüzden ben mesela 8 eksi 3 kök 7 ile toplarsam eksi 3 kök 7 artı 3 kök 7 birbirini götürür ve bir doğal sayı olan 8 kalır. O yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bakın ipler verilmiş. Bunların diyor ki bana en uzun ip yeşil. Hemen buna en uzun diyelim. U ile gösterelim. En kısa ip mavi. En kısası bu. Şimdi maviden daha kısa yok. Yeşilden daha uzun yok arkadaşlar. Bakın 8 sayısı 2'nin küpüdür. 2'nin küpünün 4. kuvveti. Bakın üstün üstünden 2 üzeri 12. Burası üstün üstünden 2 üzeri 2'ye. Bakın burası 2'nin 4. kuvvetinin 5. kuvvetinden 2 üzeri 20 ve burası 2 üzeri x. Bakın soruyu bütün okuyalım. Dikkat edelim. Her bir şey bir tam kare sayı. Yani bir sayının karesi olarak ifade edilebiliyor. Bakın x, y, z birer işte x ve y birer pozitif tam sayı olduğuna göre en küçük ne olabilir? Bakın k'mız 2 üzeri 12. 2 üzeri 12'den daha küçük olamaz. Şimdi 2 üzeri 12'den daha küçük olamaz. Şimdi o zaman 2 üzeri 12'den büyük olması lazım. X en az ne olur? 13 alamam. Neden? 13 bir tam kare sayı değil. Yani bir sayının karesi olarak ifade edilemez. X yerine 14 alırım. Çünkü 2'nin 7. kuvvetinin karesi. Bakın Y yerine de ben 11 alabilirim. Neden? Çünkü 2 üzeri 22 yapar. En büyük olacağı için 20'yi geçmesi lazım. 21 diyemem. Tam kare demiş. Bir sayının karesi şeklinde ifade edeceğim. X ve Y'nin toplamını buradan 25 olarak söyleriz arkadaşlar.
Bakın burada değerleri verilmiş, hangisi yanlış hesaplanmıştır. Burada tek yapmanız gereken şey köklü sayıları kök dışına çıkart ve ondalık gösterimde çarpma yapmak arkadaşlar. Bakın D seçeneğine baktığımız zaman bu soru için D seçeneğine baktığım zaman 32 4 kök 2 diye çıkar. Kök 2 yerine 1,41 yaz. 1,41 ile bakın 4'ü çarptığımızda 4 16 5,64 ama 5,76 denilmiş. O yüzden D seçeneğimiz yanlış arkadaşlar. Şimdi bakın iki tane dikdörtgen şeklinde farklı kumaşlar var. Bu kumaşlar bir masanın yüzeyini kaplayacak diyor. Bakın ortak olan bir kenarda birleşiyor. Bu ortak olan kenarda. O zaman ne hesaplamamız lazım bizim? 140 ile bakın 84'ün en büyük ortak bölenini hesaplamamız lazım. Bakın bunun en büyük ortak böleni 28 olarak buldum ben. Demek ki buralar 28 bak. Bu kenar 28. Peki bunun alanının 84 çıkması için 28 ile neyi çarparsam 84 çıkar? Bakın burası. Burası 28 ise burası 3 bak. Burası 28 ise buranın ne çıkması lazım? 5 bakın. 5, 3, 5, 3. Bunun çevresini soruyor sana. 5, 10, 16 bakın. 16 uzun kenar. Kısa kenarda 28. Kısa ile uzunu toplayıp 2 ile çarptığımızda 44 çarpı 2'den 88 cevabına ulaşırız arkadaşlar. Bakın 14. soru köklü ifadelerle alakalı bir şey anlatılmış. Kitaba numara verilmiş arkadaşlar. Bakın kitapta 4. sayfanın arka yüzü. Bakın 4. sayfanın arka yüzü kök 16. Bu 4. sayfa. Bu 4. sayfanın arka yüzü verilmiş. Bakın. Baktığınız zaman 4. sayfanın arka yüzü. Sonra diyor ki 5. sayfanın ön ve arka yüzü verilmiş. Bakın 5. sayfanın ön ve arka yüzü. 6. sayfanın ön yüzü gösterilmiştir diye soruyor. Bakın burada şunu yapalım. Bakın 1. sayfamız yazmaya çalışalım. Bakın 1. sayfamız kök 4. 2. sayfamız hemen bakıyorum. Bakın 2. sayfamız kök 8. 3. sayfamız bakın kök 12, 4. sayfamız kök 16, 5. sayfamız kök 20, 6. sayfamız kök 24. Bakın bu 5. sayfanın önü arkası. Bakın 4'ün önü arkası. 6. sayfanın önü 24, arkası 26. Bakın şey gibi düşünün. 2 sayfa 1 yaprak eder bakın arkadaşlar. Burada ben yaprakları hesapladım. 6. yaprak, işte 1. yaprak, 2. yaprak aslında. Çünkü 1. sayfa 2 arkalı örme bakın. 4, 8, 12, 16, 20. Nasıl artıyor? Bir örüntü kuralı belirlediğimde 4 ne? Bakın kare kökün içerisi 4 ne? Neye eşitmiş? Buna. Sayfa numarası 10 kök 6 ise kare kök 600'dür. Bakın 4 neyi 600'e eşitlersem, 4 ile neyi çarparsam 600 eder? 150. Bakın bu 150 yaprak. Bir de bunun 150 yaprak önü ve arkası var. O yüzden 300 sayfa diyoruz arkadaşlar. Bakın 15. soruya bakalım. Bir bilgisayarlardaki dosya aktarımından söz ediyor bize. Bu bilgisayarda ilk durumda A bilgisayarında X megabayt var. B bilgisayarında Y megabayt hafıza var diyoruz. Bakın ben diyorum. Şimdi A bilgisayarındaki sarı renkli dosyaların %50'sini büyüklükleri bu olan B bilgisayarına atıyor diyor. Sonra son durumda B bilgisayarında bir klasör oluştu diyor. Bakın bir klasör oluştu diyor. Aslında bak bunlar bu bilgisayarda var. Bunları bu bilgisayara atıyor. Ve attığında diyor bak x megabayt büyüklüğünde yarısı kadar. Şimdi ben bunları bir toplayayım. 2 üzeri 9, 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 10. Toplamak için ortak parantezi alıyorum. Bakın 2 üzeri 9 parantezini alırsam 1 artı 1 artı 2 desem. Yani burası 4. 2 üzeri 11 tane dosya var diyoruz. Bakın. Bu yarısını gönderdi. Bak yarısı 2 üzeri 11. Diyor ki %50'si büyüklüğünde. %50'si yarısı 2 üzeri 11 ise kendisi nedir bunun? Bunu 2 ile çarptığımda bakın bu yarısını gönderdi.
Yarısını bu B bilgisayarına aktardım. Tamamı 2 üzeri 12 değil midir? Bak, yarısı buysa bir sayının 2 ile bölünmüş hali. 2 ile çarptım da bu. Toplamda x'in değeri bu. Aslında bu bilgisayarda bu. Yarısını gönderdim. 2 üzeri 11'ini gönderdim. Bu iki değerin çarpımını soruyor. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 11'den. Tabanlar aynıysa üstlerini topluyoruz arkadaşlar. Bakın 16. soruya bakalım. 16. soru birazcık işlem gerektiren ve uzun bir soru. Bakın şimdi ayın günleri verilmiş. Ayın 30 çektiğini biliyoruz. Asal olan günlerden bahsediyoruz. Bak, 1 numaralı mutfak tüpü, bu 1 numaralı mutfak tüpümüz. Bu 2 numaralı mutfak tüpünün işte hangi zaman dilimlerinde yemek pişirdiğinden bahsediyor. Şimdi kırmızı renkli mutfak tüpü 1 saatte yemek pişirince 0,2 litre. Bakın, 0,2 litre, bu yeşil olan 0,2, diğeri ise 0,3 litre gaz harcamaktadır diyor. Bu iki tüpün ilk ay gününde tam olarak kullanılmaya başladığında göre ay sonunda yeşil tüpte kalan gazın kırmızı tüpte kalan gaza oranı bak. Ay sonuna kadar bu kaç defa pişirmiş ve ne kadar gaz harcamış? Her saatte 0,2 harcıyor bak. Kaç tane asal sayı var? 1'den 30'a kadar arkadaşlar 10 tane asal sayı var. Tamam mı? 10 tane asal sayı var. Bakın 9-15'ten 11-15'e 2 saat mi geçmiş? 2 saat yeşil tüp açık kalıyor. 2 saatte 1 saatte 0,2 kadar harcama yapıyorsa bak, 1 saatte bu kadarsa sen bunu 2 ile çarptığında diyorum ki ben ne kadar bir harcama yaptı? Bakın burada 2 saatlik. Buraya bakıyorum. Burada 1,5 saat gibi bir zaman var. Bakın burada 0,2 litre gaz harcadı. Bakın oranını söylüyor. Ben buraya 4 harcadığımı düşün. 0,2'nin 2 katını aldığımı düşünün. Bakın burada 1,5 saat var. 1,5 saatte. 1 saatte 0,1. Mesela 1,5 saat var. Bakın şöyle yapıyorum. Her gün 0, bakın burada 2 saat var. 10 tane gün var. 10 günde 2 saatten kaç saat çalışır bu tüp? Şöyle yapalım. Bakın. Asal olan gün 10 tane. Her gün 2 saat çalışıyor. 10 günde 20 saat çalışır. 0,2 litre ile 20'yi çarptığımda 4 litreyi harcadı bakın. Ben burada 1,5 saat çalıştı. 10 ile 1,5'u çarptığımda 15 saat çalışacak. Bak, bu tüp ikinci kırmızı olan tüp. 1,5 saat çalıştı. 10 günde 15 saat. 15 ile 0,3'ü çarptığımda bakın 4,5 litre harcadım. Tam kare günlere bakıyorum. Burada tam kare olan gün arkadaşlar 5 tane tam kare gün var. Yani tam kare olan sayılar 1, 4, 9, 16, 25. 5 gün boyunca bak, buradaki süreye baktığım zaman 1,5 saatlik bir zaman dilimi var. 5 çarpı 1,5'dan 7,5. 7,5 kez 0,2 litre harcayacak. 7,5 ile 0,2'yi çarparsan bakın 1,5 litre burada harcar. Bakın buraya bakıyorum, 2 saat. 5 sefer 2 saatten 10 saat harcadı. Yani burası 3 mü? Bakın buranın 3 olduğunu bu. Geriye kaç gün kaldı? 10 gün, 5 gün, 15 gün. Ay 30 gündü, geriye 15 gün kaldı. Bakın bu 15 gün. 15 gün boyunca burada ne kadar süre var? 1,5 saat zaman dilimi var. 15 gün. Her gün 1,5 saat zaman dilimi var. 15 çarpı 1,5 arkadaşlar. Ne yapar? Bakın 15 çarpı 1,5. Ben burada hesapladığımız zaman bakın burada 10-20'den bunu çıkarttığım zaman 1,5 saatlik bir zaman dilimi var. 15 ile 1,5 saati çarpalım. Kaç sefer yapmış olacak? Bakın. Diğer taraftan burada 2 saat. Bakın 15 her gün 2 saatse 30 sefer. 30 sefer yapınca 0,3 ile 30'u çarparsam 9 litresi harcandı arkadaşlar. Şimdi bakın, ikinci tüp 18 litre tüpten ne kadarını harcadım? Hemen buna bakalım. Hemen buna bakalım. Bakın 9, 3 daha 12, 4,5 daha 16,5'u harcandı. Kırmızı olan tüp 18'di. 16,5'u harcandı. Bakın kırmızı olan tüpün 1,5'u kaldı arkadaşlar.
Yeşil olan tüpe bakalım. 15 gün boyunca her gün 1,5 saat harcarsa 22,5 saat bundan kullandı. 22,5 ile ben arkadaşlar 0,2 çarptığımda 4,5 litre yaparım. 4,5 litre kullandı. 4,5, 1,5 daha ne yapar arkadaşlar? 6, 4 de burası 10 litresi gitti bunun. Kaç litre kaldı? 2 litre kaldı elinde. 2 bölü 1,5'ü oranla diyor. 1,5 da 3 bölü 2 olarak yazar. Ters çevirip çarparsan cevabı B olarak bulursun arkadaşlar. Gelin 17. soruya bakalım. Bakın 17. soruda 50 demiş. 50 ise buranın 5 kök 2 olduğunu biliyorum. Bakın 8 ise 2 kök 2. 32 ise bir kenarı 4 kök 2. 3 kök 2 ve kök 2 kadar olduğunu biliyorum. Bakın bu arada kalan yerleri de hesaplayalım hemen. 2 kök 2, 4 kök 3, 4 kök 2'den 3 kök 2 çıktı. Kök 2 burası. Bakın 4 kök 2'den 2 kök 2 çıktı. Burası 2 kök 2, burası 3 kök 2. Bakın bu kök 8 santim bölü saniye hızla hareket ediyor. Bu noktaya geliyor. Bakın buradan buraya toplamda gittiği mesafe 24 kök 2 arkadaşlar. 24 kök 2 desimetre gidiyor. Bakın ben desimetre gidiyorum. Şimdi ama diğerinde santim olarak verilmiş. Bilgilere dikkat edelim. Ben bu desimetreyi bakın santime çevirirsem 10 ile çarparım. 240 bölü 240 kök 2 santim olur. Bunun içerisinde kaç tane 8 kök? Mesela kaç tane kök 8 var? Kök 8 de 2 kök 2'dir. Bakın bunlar gitti. 240'ı buna böldüğümde 120 saniye bulurum. 120 saniyede 2 dakika demek arkadaşlar. Bakın 18. soruya bakıyorum. 18. soruda ondalık gösterimi verilmiş ve 2,5'tan küçükmüş. Burası 2,5'tan küçükse bakın ondalık gösterimi 1,21 ama rakamlar farklı olamaz. 144 12'nin karesi olamaz. 13'ün karesi 169 olabilir. Rakamları farklı. 196 14'ün karesi. 15'in karesi 225 aynı olduğu için olamaz bak. Şimdi şuna bakıyorum. En büyük ABCD ondalık sayısının toplamı 18'dir. Baktığımız zaman bakın şimdi burada en büyük ABCD ondalık gösterimin bu sayısının ne olduğunu biliyorum. Rakamları toplamı 18. Bundan küçük demiş. Bakın 15'in karesi bu. 16'nın karesine bakacak olursak 256 mı yapar? Bakın 256 yapar. Olmaz. Bakın hiçbir zaman toplamı 1 olmaz arkadaşlar. Toplamı 1'den farklı. Çünkü ABC'nin toplamı. Bakın bunu eledik arkadaşlar. 2 kesinlikle yanlış. 2'nin olduğu şıkları eliyoruz sizinle. Bakın A artı B artı C hiçbir zaman 11 olmaz diyorum. Neden 11 olmaz? Mesela en düşük olabileceği şey 169 desem. 6 burası ne yapar? 7 işte 9 da toplasam 16 olur. Bakın bu her zaman oluyor. Hiçbir zaman olmaz. İçinde 3'ün de bulunduğu tek seçenek C seçeneği arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı. Bakın 19'a bakalım. 19'da köklü ifadelerde toplamadan bahsedilmiş. Bakın köklü ifadelerde toplama yaparken kök içleri aynı olmak zorunda. Bunu söylüyor. Bakın adım adım sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu nokta 10 noktası. 11, 12, 13, 14, 15. Demek ki 15. Yani köklü ifade olarak 15. Ben bunu aynı kök değeriyle çarpayım ki sonuç kökten çıksın ve rasyonel bir sayı olsun. O yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Bakın 20. soruda bir geometrik ortalama anlatılmış. 20. soruda bir geometrik ortalama anlatılmış. Buna baktığımda bakın iki sayının çarpımının kök dışına çıkmış hali. Hangi sayı kök dışına bu olarak çıkar? Bu 18'dir bakın. 9 kere 2 18. 18'i kökünün içine aldığımda hangi iki sayının çarpımı burada 18 yapar? 2 ve 9 bakın. 2 ile 9 çarpılmış kök 18. 18 de kök dışına çıkmış. Bu iki sayının geometrik ortalaması bu sayıları kök içinde çarparak bulunur arkadaşlar. Denememizin çözümleri bu şekilde.